Ben ne zaman video çeksem hava kötü oluyor zaten cidden. Videoların girişini gerçekten yapamadığımı fark ettim. Kaç bin kere denememe rağmen asla düzgün bir şekilde videoya giremiyorum. Selamlar. Ah. Yine olmadı. Neyse bu videoyu girişsiz bırakıyorum ve devam ediyorum. Bugün sizlerle bir kitap kargosu açacağız. Uzun zamandır bu kadar büyük bir kitap alışverişi yapmamıştım. Bu kadar büyük bir kargoda açmamıştım. Bunun sebebi ise yaklaşık 5-6 aydır düzgün kitap okuyamamamdı. Beni bilenler bilir, ben normalde ayda 7-8 kitap çok rahat okuyan bir insandım. Ama 11. sınıfın açılmasıyla bana bir şeyler oldu ve hiçbir şekilde kitap okuyamamaya başladım. Ve bu durumdan gerçekten şu anda çok rahatsızım. Bu yüzden böyle bana bir motive olması açısından bir kitap alışverişi yapmaya karar verdim. Ve alışverişimi ilk noktadan yaptım. Ve bu okuyamama durumuma da yardımcı olması amacıyla daha böyle çerezli kitaplar seçmeye çalıştım. Şu an gerçekten çok merak ediyorum ve hemen bunu açmak istiyorum. Bunu bayağı stres filme falan sarmışlar. Evet, çok uzun uğraşlar sonucunda sonunda bu kargoya ulaşabildim ve daha burada bir sürü koli bandı var. Helal olsun, çok güzel sarmışlar. Bu arada benim bu kitap sitesinden yaptığım ilk alışveriş değil, daha önce de bir alışveriş yapmıştım. Zaten İtaki ve yabancı yayınlarında sürekli böyle %50 indirim kampanyaları falan oluyor ve gerçekten indirimlerini çok sevdiğim bir site. Sonunda kargoyu açmaya biraz yaklaştım. Şunu şöyle bir koyayım. Yani İtaki'nin bu bez poşetlerinden göndermişler, teşekkür ederim. Sonra kitapların dışında ilk nokta şöyle bir defter göndermiş. Üstünde kitap dünyası yazıyor. Bunun için de çok teşekkür ederim. O kadar çok şey çıktı ki daha kitaplara bile ulaşamadım. Bir tane katalog çıkıyor içerisinden. Böyle kitap araçları çıkıyor. Evet, sonunda kitaplarımıza gelebildik. Bu arada neredeyse bütün kitapları böyle ayrı ayrı stres filme sarmışlar. Bu yüzden paketlemesine şimdiden bayıldığımı söyleyebilirim. Elime gelmişken göstereyim dedim. Suikast sınıfının ilk cildini aldım. Bence kitap okuyamadığım dönemlerde bu tarz manga ve çizgi romanlar gerçekten çok fazla yardımcı oluyor. Şimdi zaten çok resim var, bu yüzden çok hızlı bitiyorlar. Ben uzun zamandır bu Suikast sınıfına başlamak istiyordum ama çok uzun bir seri. Bir türlü başlayamamıştım, o yüzden bu alışverişimi de almak istedim. Bence bu video birazcık stres film açma videosuna döndü. Şöyle göstereyim. Okuduktan sonra düşüncelerimi zaten paylaşırım. Eğer seversem de seriye devam etmeyi düşünüyorum. Sonra İtaki yayınlarından bir kitap elime geliyor. Bu kitabı da gerçekten çıktığı günden itibaren çok çok merak ediyordum. Özellikle sevdiğim ve yorumlarına güvendiğim bloggerler çok çok öneriyorlardı. Bir sonraki kitabımız Ben Kirke, İtaki yayınlarından. Bu kitapla çıkalı çok olmadı ve gerçekten her yerde karşıma çıkıyordu. Konusu da çok çok ilgimi çektiği için almak istedim. Fantastik, mitolojik, karışık bir konusu var. Bu tarz konulu kitapları okumayı çok seviyorum. Özellikle sitede de %50 indirimde olduğunu görünce direkt almak istedim. İlk nokta sitesi de çok güzel bir indirim yapmış. Umarım beğenirim. Buradan bir diğer çıkan kitabımızla yine karşımızda stres film. Sherlock Holmes Kızıl Dosya'yı aldım. Yine İtaki yayınlarından çıkan bir kitap. Sherlock Holmes'u çok fazla okumak istiyordum ve daha önce hiç okumamıştım. Yani polisi olarak sürekli Agatha Christie okuyan bir insanım. Sherlock Holmes okumaya da başlamak istedim. Bu kitabı henüz ne zaman okurum bilmiyorum ama gerçekten çok merak ediyorum bunu da. Şimdi bahsettiğim bu çerezli kitaplara geliyoruz. Aa, çok güzel gözüküyor. O kadar iyi paketlemişler ki kitapları. Evet, Prenses ve Hayranı Gilkirella'nın ikinci kitabı. Dünyanın en çerezlik, en tatlı kitaplarından bir tanesi olabilirdi Gilkirella ve okuyunca gerçekten çok sevmiştim. Ve yine aynı yazardan Prenses ve Hayranı çıktı ve bunu da almak istedim. Bir Gilkirella masalı yazıyor ama devamını tam olarak bilmiyorum. Çok güzel. Yabancı yayınları gerçekten kapak tasarımlarını aşırı iyi yapıyor ve bu konuda onların üzerine tanımıyorum ben. İçi de bu şekilde. Çok güzel, bayıldım. Bu kitap için aşırı heyecanlıyım ve eminim ki böyle çok çerezlik bir kitap olacak bu da. Büyük bir ihtimalle ilk okuyacağım kitaplardan bir tanesi Prenses ve Hayran olacak. Evet, kutudan çıkan bir sonraki kitap yine yabancı yayınlarının yeni çıkan kitaplarından bir tanesi. Biz iyiyiz. Bu neden bu kadar ince ya? Bakın, biraz ince geldi gözüme. Ve kapağının dokusu çok güzel. Kitabımız yine çerezlik bir kitap olduğunu düşündüm. Biz iyiyiz. Özellikle Instagram'dan takip ettiğim bloggerler tarafından çok fazla sevilen bir kitap olduğunu duyunca ve çok da çerezlik bir kitap olduğunu duyunca direkt almak istedim. İç kapağı da bu şekilde. Bu arada yabancı yayınlarının kitaplarına da %35 indirim vardı. Zaten siteye göz atmak isterseniz açıklamalar kutucuğuna koyuyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Sonra anneme iki tane kitap aldım.
Aldığım kitap Tutsak Güneş'ti. Annem gerçekten Ayşe Kül'ün okumayı çok seviyor. Ve elinde onun olmayan kitaplarını tamamlamaya çalışıyordu. O yüzden Tutsak Güneş'i aldım. Ve Ayşe Kül'den aldığım bir sonraki kitapsa Kör Düğüm'dü. Büyük bir ihtimalle annem okuduktan sonra ben de bunları okurum. Çünkü Ayşe Kül'ün gerçekten çok fazla okumak istediğim bir yazar. Genelde de annemin önerdiği kitapları seviyorum. O yüzden bunlara da bir şans vereceğim. Bu kitabı şu anda elimde tuttuğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü yaklaşık bir yıldır alınmayı bekliyor ama hiçbir zaman almadım. Aa, çok güzel. Resmen tüm videoda bunlarla savaş veriyorum ya. Evet, bir sonraki kitabımız Sis ve Öfke Sarayı. Sis ve Öfke Sarayı bu Güller ve Dikenler Sarayı serisinin ikinci kitabı. Bu birinci kitabıydı. Ben ikinci kitabı sanarak üçüncü kitabını almışım yanlışlıkla. Ya doğa insan bir bakar kenarına falan ya. Sonuç olarak bunu da almış bulundum ve gerçekten bu seride çok fazla devam etmek istiyorum. Kitap resmen 650 sayfa. Ama çok güzel. Kutuda kalan son kitabımız yine yabancı yayınlarından. Kızlara Sarılı Kraliçe'yi aldım. Bunu yaklaşık 2 yıldır sürekli sepetime ekliyorum. Sürekli fuarlarda görüyorum. Almak istiyorum ama bir şekilde alamıyorum. Hiçbir şekilde almamıştım. Dediğim gibi bu da bu alışverişe nasipmiş. Gerçekten çok güzel gözüküyor ve wow. İç kapı o kadar güzel ki. Şuna bakar mısınız? Siz de benim gibi böyle yeni kitap görünce aşırı heyecanlanan insanlardan mısınız? Ben mesela yeni test kitabı da alsam, yeni okuma kitabı da alsam böyle bir içimde onu çözme veya onu okuma ya dönük bir şevk oluyor. O yüzden şu an cidden sabaha kadar kitap okumak istiyorum. Bu da aldığım son kitaptı. Evet, benim bütün alışverişim bu şekildeydi. Bence gerçekten çok güzel kitaplar aldım. Bundan sonra da ilk noktadan kitap almayı düşünüyorum. Çünkü hem paketlemeleri çok güzeldi. Videoda gördüğünüz zaten kanıtı içinde kaldım açmaya çalışırken. Hem de bence indirim oranları gerçekten çok güzel. Kutumuz boşaldı ve videomuz da sona erdi. Umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. Dediğim gibi zaten size incelemek isterseniz açıklamalara koyuyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Benim videom bu şekildeydi. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dakika gitmeyin. Evet, çıkan streçimi size göstermek istedim.